gerçekten haber alınamayan bir İranlı gazeteci var. Yetkililerden bugüne kadar da şu ana kadar da bir açıklama gelmiş değil bize ulaşan bilgiler konusunda. Sizdeki son bilgiler nedir? Şimdi şöyle, pazartesi günü biz Muhammed Mosaid'in Van'da Özalt'ın devlet hastanesinde olduğunu duyduk ki oraya giden avukat arkadaşlarımız da bunu teyit ettiler. Fakat daha sonra şu ana kadar hiçbir bilgi, hiçbir haber alamadık. Özalt savcılığına başvuruda bulunduk. Yine aynı zamanda Van'da geri gönderme merkezinden de başvuruda bulunduk. Başvurularımız hiçbir şekilde bu kişinin ya da bu insanın buralarda olmadığına dair bilgiler edindik. Daha sonra ortaya çıkan bir avukatın bazı söylemleri var. Kendisinin görüştüğünü ve Van'da olduğunu, Türkiye'de olduğunu söylüyor. Tabii bizim aslında çağrımız şu. Biz burada bir avukat üzerinden bilgilenmekten daha çok, o avukatın bilgi vermesinden daha çok biz burada bu şehrin bir valisi var, Van valisi. Van valisinin bu konuya bir açıklık getirmesi gerekiyor. Yine aynı zamanda Türkiye'de ise İçişleri Bakanı'nın bu konuyu bir an önce aydınlatması gerekiyor ve kamuoyunun bu bilgiye sahip olması lazım. Çünkü bizim daha önce buna benzer yaşadığımız bir durum, bir hadise de söz konusudur. 2017 yılında İran'da muhalif olan ve rejime karşı orada rejimin eksiklerini, yanlışlarını, hatalarını aslında haberleştiren ve kamuoyuyla paylaşan gazetecilerin daha sonra Türkiye'ye gelip, Van'a gelip ve Van'da bizim şubemizde, İnsan Hakları Derneği Van Şubesi'ne açıklamaları olmuştu. Fakat birkaç ay sonra bu gazetecilerden birinin kaçırıldığını, haber alınamadığını diğer arkadaş tarafından bize bildirilmişti. Tabii birkaç gün sonrasında bu kaçırılan gazetecinin İran'da cezaevinde olduğunu duyduk. Aslında burada o gazeteci ismini de açıklamak istiyorum. Ares Şuaş diye bir gazeteciydi. Tabii şu an aynı kaygılar tekrar bizde mevcut olmaya başladı. Çünkü pazartesiden beri araştırdığımız, soruşturduğumuz bir insan var. Fakat halen hiçbir şekilde herhangi bir bilgisine, belgesine ulaşamadık. Biz dün yaptığımız, yerel basın yaptığımız bir açıklama da vardı. Bir an önce yetkililerin bu insanın, bu gazetecinin nerede olduğunu açıklaması gerekiyor demiştik. Fakat halen de Van valisi tarafından açıklanan bir açıklama durumu söz konusu değildir. Ve bu açıklamaların hepsinin bir avukat üzerinden ve bu avukatın Van'da olmaması da aslında bizde bazı kuşkuları uyandırmaktadır. Biz Muhammed Mosaid'in İran'a gönderildiğinde İran'da ne gibi bir zulümle karşılaşacağını hepimiz çok iyi bir şekilde tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar İran rejiminin gazetecilere dönük muhalif gazetecilere dönük yaklaşımını çok iyi biliyoruz. Burada aslında bizim çağrımız şudur. Bütün herkesin Muhammed Mosaid'i sahiplenmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Ve Muhammed Mosaid'in nerede olduğunu bir an önce Van valisi, Ervan'daysa Van valisi, Van'da da ise İçişleri Bakanı'nın açıklaması gerekiyor. Diğer bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bize ulaşan İranlı olan Peyman Aref adında bir gazeteci, yani bazı manipülasyonların olduğunu, aynı zamanda hiçbir şekilde Muhammed Mosaid'in bir akrabasının yurt dışında olmadığını, babasıyla iletişim halinde olduğunu ve ailenin bu avukattan haberdar olmadığını da söyledi bize. Tabii bunlar hepsi bir ayrı ayrı soru, aklımızda farklı soru işaretleri oluşturuyor. Tabii bir an önce devlet yetkililerinin açıklama yaparak ve Muhammed Mosaid'in nerede olduğunu söyleyerek hem kamuoyunu hem bize hepsini bilgilendirme görevleri vardır. Evet Murat Bey, şunu da sormak isterim. Uluslararası anlaşmalara göre sığınma başvurusunda bulunmuş olan bir kişinin hayati tehlikesi ya da cezaevinde kalma tehlikesi varsa geldiği ülkeye verilmesi uluslararası anlaşmalara göre söz konusu değil. Böyle bir uygulama yok. Türkiye bunu daha önceki yıllarda da yaptı mı? Şimdi biz zaten bir örnekle açıklıyoruz bunu. Ares Şuaş'ı açıklıyoruz. Ares Şuaş İran'da zaten belli ceza yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı için Türkiye'ye, Van'a gelmişti. Ares Şuaş herhalde tekrar kendisi İran'a gidecek bir durumu, hali söz konusu değildi. Fakat İran, bu kişi İran'a nasıl götürüldü ya da İran'a nasıl gitti, bu konuda da halen bir açıklık durumu söz konusu değil. Aynı durumun biz Muhammed Mosaid için de olabileceğini düşünüyoruz ve böyle bir kaygımız da söz konusudur. Zaten bu yüzden bir an önce nerede olduğunu
açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu Muhammed Musayit Van'daysa Van'da nerede bulunuyor ve biz İnsan Hakları Derneği tarafsız bir heyet olarak gidip görmek de istiyoruz. Bu kişi Van'da mıdır değil midir? Yok, eğer Türkiye'de başka bir yerdeyse Türkiye'de nerede olduğu da bir an önce açıklanmalıdır. Çünkü geçmişe dair çok net ve somut bir belge elimizde. Yani Ares Şuaş Van'da yaşayan bir gazeteciydi. Daha sonra İran'da cezaevinde olduğunu duyduk. Ares Şuaş'ı Van'dan İran'a kimler götürdü? Ya da Ares Şuaş kendisi mi gitti? Bu konuyla ilgili halen aydınlatılmayan bir durum söz konusuyken şu an benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Evet, burada aslında uluslararası bir suç işlenmektedir. Bu çok bariz ve net ortadadır. Peki. İnsan Hakları Derneği Van Şube Başkanı Murat Medet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.